Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby geçen hafta soruları yanıtlarken Karadeniz'in görev alanları olduğunu, Avrupa Komutanlığı bünyesinde görev alanları olduğunu, buradaki yükümlülüklerini ciddiye aldıklarını ifade ederek rutin operasyonlar yaptıklarını, ileride tekrar yapabileceklerini söyledi. Yani aslında bir yandan da açık kapı bıraktı Karadeniz'e savaş gemisi sevkiyatıyla ilgili. Ancak en azından iki savaş gemisinin bu hafta ve gelecek haftalarda Karadeniz'e gönderilmeyeceğini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kritik bakanları, dışişleri ve savunma bakanları Brüksel'deydi. Ve NATO üyeleriyle Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri ve Rusya konusunu ele aldılar. Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'ya mühimmat ve askeri eğitim desteği verdiklerini ifade etti ve Ukrayna'nın ihtiyacı doğrultusunda bu desteğin süreceğini söyledi. Austin aynı zamanda Rusya'yı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdıklarını ve Ukrayna'nın savunulması için gerekli desteği vereceklerini söyledi. Bu da az önce belirttiğim açık kapının bir başka şekli. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan da bir açıklama var. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığına ve tansiyonu yükselten kaygı verici adımları da bugün gündemimizdeydi dedi Brüksel'de ve Rusya'yı bir an evvel tansiyonu düşürmeye çağırıyoruz şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun tam desteğini almış durumda Ukrayna konusunda. Zaten her ne kadar NATO üyesi olmasa da NATO'nun önemli bir ortağı olarak tanımlıyor Amerikalı yetkili makamlar Ukrayna'yı ve Brüksel'de gerçekleşen görüşmelerde de ortak açıklamalar NATO üyesi ülkelerden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den gelen açıklamalara da baktığınız zaman Rusya'nın bu bölgede 2014'ten bu yana en yüksek askeri yığılmayı gösterdiği, en fazla askeri yığılmayı gösterdiği ve bu konuda Rusya'nın uyarılması gerektiği şeklinde bu tonda açıklamalar vardı. Dolayısıyla bu gerginlik kısa vadede bitecek gibi görünmüyor. Önümüzdeki haftalarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve NATO cephesinden yeni açıklamalar gelebilir. Bu arada Ukrayna'dan bağımsız ama Rusya'yı doğrudan ilgilendiren bir sıcak gelişme var. Birkaç cümle ondan bahsedeyim. Az önce öğrendiğimiz kadarıyla Biden yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 10 Rus'u sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Gerekçe de Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal kurumlara siber saldırısı ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılan başkanlık seçimine müdahalesi olarak gösteriliyor. İlerleyen saatlerde bunun açıklanacağı ve hatta aralarında Rus devlet kurumlarında görevli, hükümetinde görevli ve yine istihbaratçılarının da yer aldığı kişi ve kuruluşlara yaptırım açıklanacağını da öğrenmiş bulunmaktayız. Başkent Washington'da bu konuşuluyor şu anda. İlerleyen saatlerde buna ilişkin de ayrıntılı bilgi açıklanacak Rasim.